Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Zuhal Topal'la Sofra'da programında bir hafta daha geride kaldı. Programın 90. bölümü bugün Fox TV ekranında izleyicilerle buluştu. Haftanın son gününde gelin Cannur Hanım ve kayınvalidesi Selma Ürem ikilisi yarıştı. Cannur Hanım 33 yaşında ve 11 yıllık evli. Yemek konusunda bir hayli tecrübeli olan Cannur Hanım birinci olmak istiyor. Kaynana Selma Hanım ise çok hızlı ve dobra bir kadın. Cannur Hanım'ın menüsünde yalancı işkembe çorbası, sarma bonfile, sosyete mantısı, kereviz salatası, ekmek kadayıfı bulunuyor. Haftanın son günü olan 28 Aralık Cuma günü 90. bölümde Zuhal Topal, mutfakta hoş bir sohbet gerçekleştirdi. Cannur Hanım alışverişi yapıp geldikten sonra yemekleri yapmaya başladı. Zuhal Topal'ın programdaki bir sözü ise fena halde garipsendi. Cannur Hanım'ın komşusu Nursun Hanım kakaolu şekerpare tatlısı getirdi. Zuhal Topal çok beğendiği tatlıyı kayınvalidelere servis edilebileceğini söyledi ve gelinim yapmış diye söylersiniz diyerek esprili ama hoş olmayan bir gaf yaptı. Kayınvalide Semra Hanım ise Zuhal Topal'ın bu gafından rahatsız olarak, gelininin yapmadığı bir şeyi o yapmış gibi sunamayacağını belirtti. Semra Hanım ile Zuhal Topal arasında kilo konusu da konuşuldu. Semra Hanım, ne kadar zayıfsınız diyerek Zuhal Topal'ın ekranda daha kilolu gözüktüğüne değindi. Topal da kameramanların hatası olduğunu söyleyerek espri yaptı. İkili arasındaki kilo sohbetinden anlaşıldı ki, Zuhal Hanım ekranda kilolu gözükmesinden bir hayli rahatsız. Kayınvalideler geldi ve masaya oturdu. Gelin hanıma masasının düzenine yönelik eleştiriler yapıldı. Yalancı işkembe çorbasını kayınvalideler beğenmedi. Hatta kolay bir çorba olduğu ifadesinde bulundu. Selma Hanım ise bu programın zor yemekleri yapma değil lezzet yarışması olduğuna dikkat çekti. Selma Hanım gelininin çorbasını çok beğendiğini söylerken, Zuhal Topal da biraz acı olması dışında lezzetini beğendiğini ifade etti. Kayınvalideler arasında yaşanan atışma üzerine Topal, "Bugün tansiyon neden gergin?" diyerek durumu ortaya koydu. Selma Hanım bunu puan kırmak için yaptıklarını söylerken, diğer kayınvalideler bunu kabul etmedi. Sosyete mantısını Mercan Hanım dışındaki kayınvalideler beğendi. Zuhal Topal, Mercan Hanım'ın kendi gelini dışındaki gelinlerin yaptıkları yemeklerin hiçbirini beğenmemesi ile dikkatleri çekti. Patates püresinin şeklinden memnun olmayan kayınvalideler, ayrıca bonfilenin de yanmış olmasından rahatsız oldu. Kuru olması, yanmış olması ve servisinde iyi olmadığı eleştirileri ile ana yemekte kayınvalidelerden geçer not alamadı. Gelin hanımın kereviz salatası Mercan Hanım dışında beğenildi. Mercan Hanım'a diğer kayınvalidelerden üst üste eleştiriler geldi. Mercan Hanım gelin hanımların genelde tatlıları dışında hiçbir yemeklerini beğenmeyerek Zuhal Topal'ı da izleyicileri de adeta çıldırttı. İçi muhallebili ekmek kadayıfını Zuhal Hanım ve tüm kayınvalideler beğendi. Özellikle Mercan Hanım tatlıyı beğenince, masada bir alkış koptu. Cannur Hanım için puanlama şöyle oluştu. Şerife Hanım 2 puan verdi. Zuhal Topal ve Selma Hanım inanamadıklarını belirterek bu puana isyan etti. Nuran Hanım 3 puan verdi. Selma Hanım bu puanı beklediğini belirtti, Zuhal Topal ise daha yüksek beklediğini söyledi. Mercan Hanım 2 puan verdi. Yine eleştirilerin hedefi oldu. Zuhal Topal, izleyicilerimiz ekranda sizi puanlıyor, gözünde düştünüz diye söyledi. Semra Hanım 4 puan verdi. Gelin Hanım ve Selma Hanım puanı hiç yoktan iyi olarak değerlendirdi. Son gün tüm gelin ve kayınvalideler Cannur Hanım'ın evinde toplandılar. Gelin adayları kendilerini savundu. 2 puan veren kayınvalideler Şerife ve Mercan Hanımlara eleştiriler yapıldı. Haftanın sonuçlarına geçelim. Çiğdem Hanım sonuncu oldu. Cannur ve Pınar 3. ve 4. oldu. 2. Öznur Hanım oldu. Büyük ödülü kazanan Tuğba oldu. Tebrikler Tuğba.
Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalın.